Gündem dışı üçüncü söz, Edirne'nin sorunları hakkında söz talep eden Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a aittir. Buyurun Sayın Yazgan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bugün tarihiyle, turizm olanaklarıyla, konumuyla eşsiz bir noktada olmasına karşın hak ettiği değeri görmeyen Edirne'mizin sorunlarını anlatmak için kürsüye çıktım. Yanı başımızdaki Yunanistan, Bulgaristan ve hatta Romanya vatandaşları sadece kimlikleriyle Edirne'ye geliyorlar, yiyorlar, içiyorlar, mutfak alışverişlerini bile burada yapıyorlar. Edirneliler de vize sırası bekliyor. Bu ekonomik krizde gidilebilirse tabii. Edirneliler bize soruyor. Biz de iktidara soruyoruz. Biz ne zaman bir Bulgar, bir Yunan ya da bir Romanyalı gibi kimliğimizle yurt dışına gidebileceğiz? Değerli milletvekilleri, 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle Edirne doğumlu yaklaşık 504 bin yurttaşımız var. Ancak bunların yalnızca 285 bin Edirne'de yaşıyor. Yani 219 bin kişi doğduğu bu ilde değil, başka bir ilde yaşıyor. Edirnelilerin neredeyse yarısı Edirne'de duramıyor. Bu Edirne'yi görmezden gelen, istihdam yaratmayan, tarımı desteklemeyen, sanayiyi anlamayan bu iktidarın suçudur. Bu sene hızlı tren yatırımı dışında neredeyse hiçbir icraatınız yok. Buna ayrılan bütçenin de yarısı Avrupa Birliği fonu. Yani bizim projemiz değil. Değerli milletvekilleri, Edirne'nin sorunları maalesef saymakla bitmiyor. İktidar Edirne'de sınıfta kaldı. Yıllardır Edirne merkezde yeni okul açılmıyor. Yeni kurulan ve yaklaşık nüfusu 10 bin olan Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde ne bir ilkokul var ne de bir ortaokul. Edirne merkezde Plevne İlkokulu'nun mevcudu bine dayanmış, sınıf başına 32 öğrenci düşüyor. Bu mu Türkiye yüzyılı marif modeliniz sizin? Keşan'da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan iki okuldan biri 2 yıldır, diğeri ise 1 yılı aşkın süredir yeniden inşa edilmeyi bekliyor. Bu nedenle diğer okullarda ikili eğitim yapılmak zorunda kalınıyor. Çiftçimizin sorunlarına da değinmeden geçemiyorum. Edirne, Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biridir. 2023'te en çok çeltik ve ayçiçeğinin üretildiği kentti. Peki, çeltiğin sulaması nereden yapılıyor? Biliyor musunuz? Kirliliğiyle meşhur olan Ergene Nehri'nden yapılıyor. Edirne'nin önemi verilerle ortada. Peki, iktidar ne kadar önem veriyor? Edirne kırsal kalkınma destekleri verilen 42 il arasında yok maalesef. Buğday biçiliyor ama ortada halen alım fiyatı yok. TMO'nun depoları dolu, ağzına kadar buğdaylar taşıyor ama ithalattan vazgeçmişler mi? Bu da yok. Kısacası bu iktidar yok, yok, yok iktidardır. İstanbul'un atası Serhat şehri Edirne'miz. Kültür başkenti olarak da anılıyor. Edirne sadece Kırkpınar ve Selimiye Camii'nden ibaret bir şehir değildir sayın vekiller. Yüzlerce tarihi eser harabe halde. Yılda 10 eser ihya edilse tamamlanması en az 50 yıl sürer. Birkaç yılda bir yapılan tek tük restorasyonlarla lütfen göz boyamaya devam etmeyin. Bir göz boyama hikayesi daha sizlere. Uzunköprü Ergene Stadyumu yıkılalı 3 yıl oldu, yerinde stat yok. Edirne 25 Kasım Stadyumu yıkılıyor, yerinde stat projesi yok. Sizlere soruyorum, bu topçular toplarını sokakta mı oynasınlar? Değerli milletvekilleri, son olarak Keşan-Enez yolumuz yıllardır kanayan yara. Özellikle yazın yoğun şekilde kullanılıyor ve kazaya davetiye çıkarıyor. Türkiye'yi duble yollarla donattığını söyleyen iktidar bu yolun ihalesini ancak yapabildi. Bu yol ne zaman bitecek? Edirnelilerin gönül rahatlığıyla kullanabileceği yolu ne zaman olacak? Edirnelilerin vergilerini bari bir kez olsun Edirne için düzgün harcayalım. Şu yolu da bitirin ya. Vekil olduğumda dediler ki,
kendini parçalasan da bu yolu yaptıramazsın, yapmazlar. Bari rahmetli Erdin Bircan vekilimizin memleketinin yolunu onun hatırına yapın.